Herkese merhaba, ben Damla Eroğlu. Uzun bir zamandır video yüklemiyordum çünkü bu işten sıkılmaya başladım. Video editlemek zor geliyor artık. Daha doğrusu altyazı yazmak zor geliyordu. Ben de bu şekilde ses kaydı yapmayı denemek istedim. Bakalım. Eğer hoşuma giderse bundan sonraki videoları bu şekilde editleyeceğim. Kendime öğle arası için bir filtre kahve ve 2 adet kuru kayısı hazırlamışım. Bu arada sakın sıcak suyu kaynar kaynar dökmeyin, yoksa çatlatırsınız camı. Tecrübeyle sabittir. 1-2 dakika bekledikten sonra sıcak suyu 2 tatlı kaşığı filtre kahvenin içine koyuyoruz ve demlenmeye bırakıyoruz. 2 tatlı kaşığı toplam 10 gram falan geliyor. Ve filtre kahvenin demlenmesini bekliyorum. Benimle birlikte 5 dakika boyunca bekleyemeyeceğiniz için hızlandırılmış aldım. Hala bekliyorum. Demleyelim. Elimde hala yazdan kalan videolar var. O yüzden kış gelmiş geçmiş olabilir ama benim için hala yaz. Torbardan Miniso'dan almıştım. Çok tatlı. Burada video editlemem gerekiyordu ama dizi izlemek daha iyi geldiği için şu an diziyi izleyip ona gülüyorum çünkü çok komikti. Adı neydi hatırlamıyorum. Kalk gidelim. Hatırladım. Akşam yemeği için kendime et soteleyeceğim. Ama bundan önce suyun içinde kanı gidene kadar bekletmemiz gerekiyor. Aynen bu şekilde su temiz kalana kadar yıkadım. Uzunca bir süre videoya çektim. Ocağın altını yakıyorum. İlk önce haşlayacağım. Sonra da soteleyeceğim, kavuracağım. Defne yaprağı koyuyorum. Tamamen televizyonda ve videolarda gördüğüm için, yani bildiğimden değil. Karabiber gerçekten tat veriyor. Yani defne yaprağı ve karabiber gerçekten ete tat veriyor. Zencefil. Zencefil koymuşum. Bakalım nasıl olacak? Sirke mi? Ne alaka ya? Elma sirkesi döktüm. O ne be? Aa, etleri koyuyorum. Etleri koyuyorum. Ve hala koyuyorum. Şimdi etlerimizi aşırı sıcak kendinizi yakmayın. Çünkü benim öyle bir özelliğim var. Sürekli kendimi yakıyorum ya da kesiyorum. Aa, temizlik bittiğine dair lavabonun önünde sarı bez var. Ulusal bir şeydir bu. Defne yapraklarını ayıralım ve yıkayalım. Çünkü soğuması gerek. Ve toplayalım. Çünkü karabiberleri tek tek toplayamam. O ne? Aha, soya filizi. Çok severim. Soya filizi gerçekten çok güzel oluyor. Yani lezzetli bir şey. Ve Asya'dan buraya gelene kadar tabii ki soluyor maalesef, bazıları kararıyor, kendinden geçiyor daha doğrusu. Ne koyuyorum? Biber, kırmızı biber, kırmızı dolmalı biber. Evet, yıkayalım ve soya filizlerinin kahverengi olan kısımlarını ayıklıyorum. Yani ayıklayacağım inşallah birazdan. Evet, kırmızı biberimizi kenara aldık. Sanki maç anlatıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Evet. Aa, soğan salatası yapacağım. Maydanoz saplarını tek seferde. Hey be, çok yetenekliyim.
Ve üşengecin, maydanozun hepsini bir araya topluyorum ki hepsini aynı anda kesebileyim. Saplarını ayıkladım. Maydanozun kafa kısımlarını kesiyorum. İnce ince kıymaya çalışıyorum daha doğrusu. Allah'ım, hala doğruyorum. Sanırım bu araları daha kısa kesmeliyim. Kırmızı soğan. Olmazsa olmazımız. Çünkü soğan salatası yapıyoruz. Ama kırmızı renk daha böyle bir güzel, güzel renk ve tat veriyor bence. İnce ince doğruyorum. Hakikaten ince doğruyorum ha. He maşallah. Tabağımızı alalım. Yere de düşürelim. Ve her şeyi oyalanarak yapalım. Allah'ım. Şu an kendime tahammül edemiyorum. Evet, soğanları ayırmamız gerekiyor. Evet, şimdi sumak. Sumak koyacağız. Bir, iki, iki buçuk. Tatlı kaşığı mı? Hayır, çay kaşığı. İki buçuk çay kaşığı sumak koyuyorum. Ekşimsi, acımsı bir şey böyle. Kırmızı pul biber. Yine acı olmayan, acı diye satılan ama acı olmayan pul biberlerimizden. Ha, yarım limon. Çok da değil, azıcık. Deyip bütün limonu sıkmışımdır eminim. Ve mıncıklayalım. Mıncıralım. Elinizin girmediği hiçbir yemek lezzetli olmaz sonuçta. Ay çok güzel. Ne doğruyorum? Kırmızı biber. Tamam, tavanın altını yapmışız. Güzel. Zeytinyağı. Her zaman zeytinyağı kullanın. Bir tatlı kaşığı mı? Yemek kaşığı. Bir yemek kaşığı zeytinyağı. Ama bir tatlı kaşığıdır o ya. Bir yemek kaşığı çok. Aynen. Kaşığın ucuyla salça. Tabii herkesin damak zevki ayrı. İstediğiniz kadar salça koyabilirsiniz. Aman tanrım, şu an aklımda yemekle yaparım salçayla, göbekle atarım kalçayla şarkısı çalıyor. Biberlerimizi koyalım. Aha, içine su kaçmış. Bittik. Cızır cızır. Kesin kendimi yine yakmışımdır orada. Güzel. Soya sos, şey, soya filiziyle etleri aynı anda koyuyorum. Çünkü soya filizi çok da böyle pişmemesi gereken bir şey. Hemencecik ölüyor. Hemencecik soluyor yani. Ve yine tuz atmayı unuttum. 2 kaşık yoğurt. Çok değil. Bakalım kaç kaşık pilavmış.
Eğer siz de diyet yapıyorsanız kaşık ölçüsü kullanmaya dikkat edin. Dört kaşığı taban yapıp üstüne de mis gibi etimizi koyalım. Soya filizli, biberli. Soğan koymadım. Tüh, keşke soğan da koysaymışım. Soğan, sarımsak ne güzel gider ha. Evet, tuz atmayı unuttuğumu söylemiştim. Her zamanki gibi. Yine de korka korka ucuyla atıyorum. Ve afiyet olsun bana. Yakışıklı damat kim oluyor abi? Sakıncası yoksa bir isim alsak. Bu Stalin ki tabii ki de Allah Allah. Yine Kalk Gidelim'i izliyoruz. Ben hala kızımı vermiştim. 145 küsür sanırım öyle bir bölüm yapmışlardı ve biz hepsini pandemide oturup baştan izledik. Kardeşim puzzle almıştı. Bizde zaten puzzle halısı vardı. Her zaman yaptığımız şey yani. Ve yeni bir puzzle yapma vakti gelmiş. 1000 parçalık kurt resmi. Bunu da hızlandırılmış aldım çünkü 2 saatten fazla sürüyor. Hızlandırılmışta seslerimiz çok tatlı çıkmıyor mu ya? Albüm ve sincaplardaki gibi. 1000 parça kurt resmi, evet. Önce şurayı yapalım, sonra diğer tarafları ayıralım diyorum sanırım. Eyvah, kardeşim kadraja girmiş. Ünlü oldu ne salın. Evet, ilk önce puzzle yaparken parçaları renklerine göre ayırmanız gerek. Gerçekten renk tonlarına göre. Daha sonra köşeleri yapmanız gerek. Yok, köşeleri ayıracaksınız, renk tonlarını ayıracaksınız ve köşeleri birleştireceksiniz. O yüzden sanırım kardeşim köşeleri ayırıyordu. Bir tarafa köşeleri koyuyorduk, diğer tarafa da kenarları da. Bir taraf, diğer taraflara da renkleri. Ve dediğim gibi 2 saat sürüyor. Yok, ayırmak değil. Başından kalkmak 2 saat sürüyor. Yaz ayında olduğum için içeceklerime naneli buz küpleri hazırlıyorum. Naneleri yıkamışım. Tek tek ikişerli ikişerli daha doğrusu. Kalıba dizdim. Üstüne içme suyu döküyorum. Mis. Yazın var ya, hayat kurtarır. Kış ayında bunu işleyenler mi? Kış ayında bunu izleyenler üşürler kesin. Bakalım şimdi. Yeşil çay. Dukan birası yapacağız. O yüzden sanırım 1 litre su. Yarım litre de olabilir. Yarım litre suya 2 kaşık yeşil çay. Evet, bakalım kavanozun ne kadarını dolduracak. Eğer yarısını doldurursa yarım litredir. Çünkü kavanoz 1 litrelik. Yeşil çayımız soğudu. Oladı diyelim. Ya da 5 dakika falan demlendi diyelim, aynen. Sıcak suya kattığımız yeşil çay 5 dakika demlendi ve yarım litreymiş. Şimdi sırada ne var? Soğuyana kadar bekleyeceğiz. İyice soğuduktan sonra yarım limon. Yalnız ciğerini sökene kadar yarım limon. Son damlasına kadar yarım limon.
Ve yanımda gördüğümüz bir adet sodayı içine katıp kapatacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda, yani umarım bir sonraki video olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.